Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Değerli kardeşlerimiz, bundan önceki sohbetimizde malum Galatasaray'ın beceriksiz başkanı Dursun Emmi ve tayfasıyla ilgili bazı endişelerimiz vardı. Onları dile getirdik, anlattık, söylenmesi gerekenleri söyledik. Biraz tabii yarın oynanacak olan, yani bugün Cuma tabii, yarın oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi çok da tatlı bir sohbet değildi ama maalesef Dursun Özbek, yani Başkan Dursun Özbek, Galatasaray taraftarlarının dengesini, kimyasını bozduğu için herkesin, yani o şampiyonluğu bile ağız tadıyla kutlayamayan taraftarların dengelerini, kimyalarını, heyecanlarını, coşkularını yerle bir ettiği için ister istemez biz de ki göreceksiniz Galatasaray'ın Beşiktaş'ta oynayacağı maçta tribündeki Galatasaray taraftarlarını ben yeteri kadar coşku içinde olacaklarını zannetmiyorum ki. Tekrar burada söylemekte fayda var. Bundan önceki sohbetimiz son bölümünde bir şeyler karıştı marıştı. Tam orada anlatamadım. Son bölümde cümleyi öyle bitirecektim. Kapanışı öyle yapacaktım ama Galatasaray arkadaşlar Süper Kupa'yı alacak kapasiteye, güce sahip. Galatasaray'ın kadrosu iyi. Galatasaray Beşiktaş karşısında eski kadrosuyla mücadele edecek. Galiba Gerard sakatmış, oynamayacakmış. Öyle söylüyorlar. Öte yandan Batshuayi da kulübede başlayacağını düşünürsek demek ki Galatasaray eski kadrosuyla sahada olacak ve Beşiktaş karşısında her şeye rağmen oturmuş, kaliteli, istekli, inançlı oyunculardan kurulu kadrosuyla elbette Galatasaray maçın favorisidir. Kupaya daha yakındır. Bu kupanın ben sadece bir ihtimal kaybedilmesi halinde diyorum, neler olabileceğini anlatıyorum. Kaybedildiği zaman taraftar, yani sadece bir futbolcu 8 numara gelseydi kaybetmez miydi? Yine kaybederdi. 8 numara geldi, kupa gelecek falan anlamında söylemiyorum. Dursun Özbek ve tayfası ve de profesyonelleri resmen Galatasaray taraftarıyla kafa buldu arkadaşlar. Onlarla dalga geçtiler, onları uyutmaya çalıştılar, onlara yalanlar, dolanlar attılar. Taraftar bundan dolayı öfkeli, sinirli, heyecanlı, coşkusunu kaybetmiş durumda. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Kupa bir şekilde kaybedilirse Galatasaray taraftarı bunun hesabını Dursun Emmi'den sorar arkadaşlar. Orada maçta göreceksiniz stat'tan zor çıkarlar. Orada istifa diye büyük bir protesto da olursa şaşırmayın kupa kaybedildiği takdirde. Kupa kazanılırsa normal. Kupayı zaten ben kazanacağına inanıyorum Galatasaray'ın. Galatasaray'ın Türkiye Ligi için kadrosunun süper olduğunu, üst düzey olduğunu, hal böyle olunca içerisi için transfere bile ihtiyacı yok. Ama Galatasaray'ın asıl hedefinin Avrupa Şampiyonlar Ligi olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz bunun için zaten Galatasaray'ın kadrosunun güçlenmesi gerektiğini söylüyoruz, anlatıyoruz. Yoksa Galatasaray arkadaşlar içerisi için transfer yapmıyor. Galatasaray kupayı kazanırsa siz bu Dursun Emmi'den şöyle bir çıkış bekleyebilirsiniz. Oo, zaten 10 numara kadromuz var. Beşiktaş'a da 3 vurduk, Süper Kupayı da aldık. Orta sahamızda taş gibi. Bitti. Ara transfere kadar gerek yok. Boşuna 20-30 milyonu sokağa atmayalım derse şaşırmayın. Taraftar da onun tepesine çöker tabii. Şimdi neyse, biz onu bir tarafa bırakıyoruz. Böyle bir sohbetimiz vardı. İnşallah orada yaşadığım teknik sıkıntıları burada yaşamayacağım değerli kardeşlerimiz. Şimdi buradaki fotoğrafa bakınca, şu ekranda gördüğünüz fotoğrafa bakınca ben şöyle bir başlık attım. Vay be! Nereden nereye? Nereden nereye? He? Zübbeli'ye veda, adamlığa merhaba. Artık öyle diyeceğiz değil mi arkadaşlar? Ya daha düne kadar neler söylenmedi, neler yapılmadı. Şimdi eski bir politikacı, Allah rahmet eylesin, dün dündür, bugün bugündür derdi. Ama bu o tür bir şey değil arkadaşlar. O dündür, dün dündür, bugün bugündürle açıklanacak bir şey değil yani. Burada başka bir gerçek var. Burada arkadaşlar, şimdi tabii federasyonu biz daha önceki sohbetlerde ne dedik? Malum kişi uygulamalarıyla, şunuyla, bunuyla, federasyona gönderdiği öncü kuvvetleriyle federasyonu kucağa aldı. İşte MHK'ye, tahkime, oraya, buraya kendi istediği adamları getirdi. Yani kurulların başına kendi istediği adamları getirdi. Ama bu fotoğrafla da
Hani geri vites yaptı, tamam iyi güzel de yani burada biraz da madara olma durumu var arkadaşlar. Ya sana federasyon başkanı neler söyledi? Bunlar öyle yenilir, yutulur. 3 günde, 5 günde unutulacak, üstü kapatılacak, dündündür, bugün bugündür gibi bir kaçamağın arkasına gizlenerek açıklanacak şeyler değil arkadaşlar. Ya da kabul edilecek şeyler değil. Bu şikeyle ilgili söyledikleri var. İşte baba parası, adamlık, zübbelik vesaire falan. Ya bırak bari bu kadar erken mucuk mucuk yapmaya gerek yok. Bekle zaman geçsin, ligler başlasın, 3-5 maç bir oynansın, bilmem ne olsun falan filan. Ondan sonra işte biraz sular ısınsın, tekrar el ele verirsiniz, bilmem ne yaparsınız, yavaş yavaş milleti ısındırırsınız bu işe. Yok, kabadan abi, kabadan emmi dalmış. İşte diyor ki böyledir, şöyledir, el ele verdik, birlik, beraberlik, işte buradan demokrasi kazandı, şu kazandı, bu kazandı, ondan sonra da mucuk mucuklar kazandı. Şimdi şöyle bir tablo var, bunu bir defa kabul edelim. Arkadaşlar zaten 18 kulübün bir araya gelmesi, 18 karşılarında 1, 18'e 1. Bu şunu gösteriyor, bu sene Türkiye'de istisnasız. Her kurum içindeki Galatasaraylıları bir tarafa bırakıyorum. Galatasaraylıları bir tarafa bırakıyorum. Kişiler, kurumlar, kelli felli, mevki sahibi, makam sahibi, siyaseten, işte oradan buradan aklınıza kim geliyorsa en tepeden tırnağa kadar herkes Fenerbahçe'de Fenerbahçe diye büyük bir koro oluşturdu. Ya arkadaş en son muhalefet lideri konuşmuş. İşte küçükken nasıl Fenerbahçeli olduğunu anlatıyor. İzmir'de bir maça gitmiş de dayısıyla, emmisiyle. Orada Fenerli olmuş. İşte 10 yıl önce de sigarayı bıraktım diyor. Çok arzu edersem, yalnız burası enteresan olduğu için söylüyorum. Sigarayı çok arzu edersem Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu maçlarda gider bir tane tüttürürüm demiş muhalefet lideri. Ama diyor orada da diyor Galatasaray aslında ona iyilik yapmış. Fenerbahçe diyor şampiyon olamadığı için diyor hiç de diyor tüttürme imkanım olmadı diyor. Orası da güzel yani. Ama diyor bu sene Fenerbahçe şöyle ezecek, böyle ezecek, o sene bu sene falan diye işte Cumhurbaşkanlığından, baş danışmandan, bakanlardan, muhalefet liderinden, aklınıza kim geliyorsa 18 kulüpten, arka bahçe olanlar, salıncakta sallananlar, yani herkes abi, herkes el ele vermiş. Ne var? Mourinho geldi. Mourinho'lu Fener şampiyon olmalı. Ya Mourinho'lu Fener'in şampiyon olacak hali yok. Yürüyecek hali yok. Ben size söylüyorum. Broncoslu Beşiktaş eğer isterse, yani bunların sponsorluğundan dolayı bir eziklik meziklik hissetmezse, biliyorsunuz bir oyuncularını işte Fener'in yöneticisinin uçağıyla getirdiler. Diğer oyuncularını o malum başkanın, holdingin uçağıyla getirdiler. İşte onlar parayı veriyor, oyuncuları alıyorlar. Eğer onları Galatasaray'ı durdurma adına tetikçi olarak kullanmayacaklarsa Beşiktaş Fenerbahçe'nin üstünde yer alır bu sene. Çok açık söylüyorum. Her ne kadar koro halinde. Onu da enteresan buluyorum. Bütün kelli felli bir sürü dalga dümenci Fener Beşiktaş'tı. Yazarlar abi bu sene Fener şampiyon olacak, Galatasaray olamayacak diyorlar. Ya biriniz de çıkın Beşiktaş şampiyon olacak deyin. Adamlar bak kimleri aldılar. Immobile'ydi, Rafa Silva'ydı, Rafa Kilva bilmem ne. Getirdi de getirdi. Ama el birliğiyle Fener'e çalışıyorlar. Niye Mourinho varmış? Niye sizde Broncos var? Olacak iş değil. Olacak iş değil. Ben bunu hala algılamış da değilim. Nasıl bu kadar amigoluk yapıyorlar? Hepsi Fenerli olmuş. İyi tamam hayırlı olsun. Burada da bu kişi de kendisine işte malum söylenen lafları biliyorsunuz. Onları tekrar sizlere dinletmeye gerek yok. Mümkün olduğunca bunu unutturmaya çalışıyorlar. Şimdi böyle tersi olsaydı bunların medyaları var ya tersi olsaydı da şu mucuk mucuk yapan Galatasaray Başkanı olsaydı neler yaparlardı? Neler yaparlardı? Bakan efendim Galatasaray Başkanı'na böyle yapmış da vay sen bunu nasıl yaptırırsın imar. İmar var, o var, bu var, şu var. Ne çamurlar, ne pislikler atıldı. Sen
sana ya neyse o kelimeleri artık bir daha kullanmak istemiyorum yani. Dik alasını söylemiş adam bunların. Sen gitmişsin mucuk mucuk yapıyorsun ya. Daha dur bu kadar erken mucuk mucuğa ne gerek var yani? He? Mucuk mucuk. Niye? Ama bu mucuk mucuğun karşılığında zannediyor ki işte bak tahkime istediğimi getirdim. Oraya istediğimi koydurdum. Bundan sonra da bu başkanı ben istediğim gibi kullanırım herhalde düşüncesi yatıyor. Ne dedi basın toplantısında başkan? He? Hacı Osmanoğlu dedi ki sportif başarıyı sahada arayanların dedi hizmetkarı oluruz. Ama saha dışında sportif başarı arayanların da dediği ilave etti. Ne olacak şimdi? Fenerbahçe şu kadrosuyla, şu hocasıyla, şu futboluyla Lugano'dan içiyordu. Allah yardım etti de turu geçtiler. Sahada durabilir mi? Şunu düşünüyorlar. Nasıl olsa Türkiye Ligi'nde 18 takım bizim yanımızda. Bunların 17'si bize birileri kendi olduklarına göre 17'si zaten bize verir. Bir Galatasaray var. Galatasaray'ı da hakemlerle, makemlerle döve, kıra, vur, kır, parçala yeneriz. Herhalde öyle düşünüyorlar yani. Yoksa başka türlü Fenerbahçe takımının halini bir görün arkadaşlar. O Lugano maçında gördünüz. 4-3 kazandıkları ilk maçta 3 gol yediler. Adamlar zaten burada daha ilk yarısı saatte atıyorlardı 3 golü. Sonradan tesadüfen işte maç 1-1'e geldi falan da 2-1 kazandılar. Mourinho. Mourinho 10 haftayı göremez ya. 10 haftayı bitiremez ya. Devreyi bitirirse başarı. Zaten Jesus ne demişti? Mourinho'nun vatandaşı Portekizli. Mourinho'nun abisi durumunda olan Jesus diyor ki şeyin diyor Mourinho'nun korkak futbolu diyor. Okan Hoca'nın diyor cesur futbolu karşısında hiçbir şey yapamaz diyor. Hiçbir şey yapamaz diyor yani. Alır başını gider diyor. Okan Buruk ezer geçer diyor. Doğru söylüyor. Ama bunlar ne yapacaklar abi? Bütün kurumları, kişileri, kuruluşları herkesi ayarlamışlar. Herkese, muhalefetine, iktidarına, onuna, bununa, herkese Fener bu sene şampiyon olacak. Fenerbahçe bu sene her şeyi düzeltti. Tecrübe sahibi oldular. Zaten Koç Holding başarısızlığa tahammül edemez. Kesin başarı olacak falan. Ondan sonra gel bakayım başkan. Gel sana da bir mucuk mucuk çekelim. İşte mucuk mucuk çekiliyor. Ama kim ne derse desin ben her şeye rağmen bu kadar yeni federasyon başkanının geri vites yapacağını düşünmüyorum. Sözünün arkasında durur. Zaten göreceğiz. Haftaya lig maçları başlıyor. Kimin ne yapacağını, ne yapmayacağını, ne haltlar yiyeceğini hep birlikte göreceğiz. Ama şu tabloda kaybeden, şu tabloda geri vites yapmış olan belli. Malum kişidir arkadaşlar. Zaten Tuzla Spor Kulübü ne diyordu? Fırıldak benzetmesi yapıyordu. Fırıldak mırıldak. Megafon megafon. Ben onu anlamam arkadaşlar. Adam sonuçta kulübünün menfaati için her türlü abidik gubidik işleri bir güzel yapıyorlar. Bu sene bu federasyona rağmen ben futbol ikliminin de çok öyle beklenildiği gibi olacağını zannetmiyorum. Kaosun, krizin, dalga dümenin, kafa göz yarmanın, ortalığı böyle yangın yerine çevirmenin zirvede olacağına inanıyorum. Bunlar doğru şeyler değil arkadaşlar. Kim de derse desin. Ben dünü unuturum. Dün unutulacak laflar mı abi? Bunlar baba parasıyla büyürler. Baba parası yiyenler adam olamazlar, züppe olurlar. Bunlar şikedir, şikecinin başıdır. Bu ülkede kim şike yok diyorsa, şikeyi inkar ediyorsa sahtekardır, mahtekardır diye söyleyen de federasyon başkanı. Beraat veren hakimi de, tahkim kurulu başkanı yapan da federasyon başkanı. Vallahi ben bu çelişkileri anlamıyorum. Ortada böyle bir tablo var. İnşallah herkes şapkasını önüne koyar, külahını önüne koyar, düşünür, taşınır. Adaletli, dengeli, TFF başkanının da söylediği gibi sportif başarıyı sahada arar. Saha dışında arayanlar hüsrana uğrayacaklar mı, uğramayacaklar mı orasını bilemem. Ama hala Abdülkadir Bitigen'e hakemlikten el çektiriliyor ise ki doğru, ama Emre Maloklar, Erkan Enginler, VAR hakemi olarak açıklanıyorsa 13 VAR hakeminin içerisinde bu Emre Maloklar, Erkan Enginler, Mustafa İlker Coşkunlar varsa arkadaşlar bu iş iyiye gitmez.
iyiye gitmez. Ben size söylüyorum işte, bundan önceki pozisyonlarda da arkadaşlar böyle ilk yarılarda, ikinci yarılarda oynanan maçlar, Arda kardeşler, onlar, bunlar, şunlar, hep biz bunları gördük. Fazlasıyla gördük, yaşadık. Aynı hakemler, aynı kadrolar var. Ha, federasyon başkanı diyor ki ben bunlara hesap sorarım diyor. Yapışırım yakasına diyor. Ha, yapışır, yapışmaz, hesap sorar, sormaz, orasını bilmiyorum ama şu tabloya bakıyorum ben, şu görüntüye bakıyorum. Vay be diyorum, nereden nereye gelindi be, nereden nereye gelindi. Demek ki ha, Zübbeli'ye veda, adamlığa merhaba, herhalde adam yapacak yani federasyon başkanı Zübbeli dediği kişilere artık herhalde başka bir yoldan yürümesini tavsiye edecek. Bunlar çok hayra alamet şeyler değil ama bilmiyoruz. Hep beraber görürüz bakalım yani. Hep beraber görürüz. Ama Türkiye'de futbol ikliminin çok da yumuşak geçeceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Sert geçecek, kafa göz dalmalar, birbirlerine yemeler fazlasıyla olacak diye düşünüyorum. Tekrar biz başlığımızı hatırlatalım. Ne dedik? Vay be, nereden nereye? Ne? Zübbeli'ye veda, adamlığa merhaba. Mucuk mucukun herhalde görüntüsü budur. Konuyla ilgili varsa görüş ve düşünceleriniz yazın arkadaşlar. Konuşuruz üzerinde. Fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bir önceki sohbette olduğu gibi teknik bir kargaşa yaşamadan sağ salim sohbetimizi noktalayalım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepinize iyi mucuk mucuk yapmalar. Mucuk mucuk yapmalar. Yapar abi ya. Babala geri vites çok. Malum kişide, malum kişinin bütün hayatı geri vitesle geçmiş zaten. Yakışır hocama be. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.